Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyh rasulillahi Ama vaat. Ee, kelam derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. ders oluyor sanırım. Ee, bunun öncesinde, e, tabii en baştan bütün dersleri özetlemeye gerek yok ama temel anlamda, Allah Celle Celaluhu'nun vücudu e, ve vücudunun ispatına dair temelde zikredilen dört delilden bahsederek Evvela selvi sıfatları, hepsiyle alakalı teker teker özel dersler yaparak, teselsülün iptali, devrin iptali, cisim olamayacağı, cevher olamayacağı, araz olamayacağına dair delilleri serdettikten sonra mani sıfatlara ulaştık. Mani sıfatların, yani vücudi sıfatların, subuti sıfatların farklı farklı isimlerle bir takım taluklarının olduğunu söyledik. En başta her sıfatın, ...en temelde ifade etmiş olduğu bir mana var. İlim sıfatının mesela keşif, haysiyetiyle bir taallukta bulunabildiği ve keşif ifade ettiği, irade sıfatının taksis ifade ettiği, kudret sıfatının tesir, irade sıfatının taksis, kudret sıfatının tesir ifade ettiği, kelam sıfatının delalet, semi ve basar sıfatlarının da yine ilim gibi keşif ve ihata ifade ettiğini söylemiştik. Ayrıca talukları ele alırken sıfatların taluk edebilecekleri taluk sahalarının neler olduğunu da birine bize konuşmuştuk. En azından konuşmuş olduğumuz sıfatlar da bunlar işte yani kudret sıfatında olduğu gibi kudret sıfatı mesela vaciplerle taluk edemez. Zira kudret tesir içindir. Tesir, icat ve idam demektir. Var etmek ve yok etmek demektir. E, vacip zaten vücudu gereği var olandır. Vücudu varlığını zaten gerektirendir. Dolayısıyla kadimdir. E, kadim olan, ezeli olan bir şeyin e, tekrar var edilmesi tahsilul hasıl olacaktır ki bu da muhaldir. E, öyleyse kudret vaciplerle taluk etmez. Muhallerle de taluk etmez. Zira muhal zatı gereği varlığı kabul etmeyen, مَا fil akli, فِي vücuduhu aklen varlığını tasdik edemeyeceğimiz bilakis zatının yokluğu gerektirdiği malumlar idi. Dolayısıyla onlarla da kudret sıfatı talip edemeyecektir. Çünkü zaten var olamayacak varlığının, zatının varlığı engellediği bir şeyin var edilmesi de kalbül hakika olacaktır ki bu durumda Yine bir muhalele basmış oluruz. Bundan dolayı kudret sıfatının muhallele de taalluku yok. Sadece mümkünatla taluku var demiştik. Ee, i̇rade sıfatı taks içindi. O da aynı şekilde vaciplerle ve muhallerle taluk edemez demiştik. Ee, mümkünatla sadece bir taluku söz konusu e, idi. E, i̇lim sıfatı ise e, bu haysiyetle bunlardan daha geniş bir taluk sahasına sahipti. Vaciplerle de taluk eder mümkünlerle de, muhallerle de taluk eder. Yani Allah Celle Celaluhu vacibatı, mümkünatı ve muhal olan e, malumatı bilir, e, keşfeder ve ihata eder manasında e, bir konuşmada bulunmuştuk. Sanırım hayat sıfatının herhangi bir taluku olmadığından yine bahsetmiştik. Semiye sıfatı, kelam basar sıfatı ve kelam sıfatlarının talukları inşallah bugün konuşulacak. Bir de talukları konuşurken farklı bir haysiyetle talukları şu kıs taksimle de taksim etmiştik. Bir sıfatın suluhi kadim veya yani kelime dabıt itibariyle suluhi veya saluhi olarak söylenebilir. Suluhi kadim bir taalluku, tencizi kadim bir taalluku ve tencizi hadis bir taluku olabilir. Bu taluklara sahip olabilirdi. E, suluhu kadim bir talukun olması demek sıfat hangi manayı ifade ediyorsa ezelde Allah Celle Celaluhu'nun o mana ile vasıflanmasının elverişli olduğu, e, salahiyetli olduğunu ifade ediyordu. Tencizi kadim hangi manayı ifade ediyorsa yani mesela irade sıfatı taksis ifade ediyor. Ezelde Allah Celle Celaluhu'nun var olacak mümkünatı taksis ettiği, yani aslında var olamayacak mümkünler arasından var olanları varlıkla taksis ettiği, var olmayanları yoklukla taksis ettiği, var olacakları da hangi haller, hangi vasıflar ve nitelikler üzere var olacağını, ezelde taksis ettiğini, hangi zamanda, hangi mekanda var olacağını yine ezelde taksis ettiğini söylemiştik. Bu haysiyetle de üç farklı bir taluk çeşidinden bahsedebiliriz. Sem'i ve basar sıfatlarının taluklarına gelince, bunlar da yine ifade ettikleri en temelde mana itibariyle basar, niye Türkçe yazdık? Keşif ve ihata, aynı şeyde olduğu gibi, ilim sıfatında olduğu gibi, Keşif ve ihata ifade ediyorlar. Bunların da e, taluk edecekleri acaba mümkünler vaciple, caizle ve muhalle taluk edebilir mi? Ve bu talukları hangi e, çeşit taluk? suluh Kadim midir? Tencizi Kadim midir? Hadis midir? Amaçta keşif ve ihata olması e, yani ilimden e, ayrıştığı nokta nedir diye bir soru akla getirebilir. E, kıyasul gayb ale şahit babından olacak belki bu anlamda değerlendirilebilir. Her ne kadar bazı kelam kitaplarında bu açıklama olsa da e, bizler varlığını bildiğimiz bir şeyi duyduğumuzda kulaklarımızla veya gözlerimizle daha evvelden var olduğunu bildiğimiz bir şeyi gördüğümüzde. E, daha evvelden zaten var olan bilginin üstünde ondan farklı bir nevi ile yeni bir bilgi hasıl olduğunu fark ederiz. Yani mesela hepimiz Mekke diye bir şehrin var olduğunu, Medine diye bir şehrin var olduğunu biliyoruz. Ancak gitmeyenler için bu ilimleriyle keşfetmiş oldukları bir seviye ve planda ancak umre ve hacca, hacca gidenler için Mekke ve Medine'nin bilgisi gitmeyenlerinkinden daha farklı bir planda seyreder ve daha farklı bir katmandadır. Yani o gözüyle de veleysel haberu kele ayan diye bir zaten söz de vardır Arapların. Gözüyle de müşahede etmiştir gözleriyle, hissetmiştir Mekke ve Medine'nin varlığını. Her ne kadar daha evvelden var, zaten var olduğunu bilse de gözleriyle gördükten sonra daha belki bilgisinin üstüne ziyade farklı bir nevi bilgi bilginin hasıl olduğunu kendisi de zaruri olarak fark eder. Aslında göz ile kulak aracılığıyla biz insanlar da yani mahsusata hapsolunmuş bizler göz ve kulak sahibi olan bizler için yani bu benzetme Allah Celle Celaluhu tabi buralarda münezzeh bizler için bu iki duyu organıyla elde etmiş olduğumuz bilginin daha belki bilgiden daha farklı olduğunu anlamamız zaruri bir durumdur. Ee, öyleyse yani aslında bizde de yani şahitte de e, normal bilginin dışında bir bilgi ifade ediyor semi ve Basar. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarının hakikatini bilmek, zatının hakikatini ve mahiyetini bilmenin mümkün olmadığı gibi sıfatlarının hakikatini ve mahiyetini bilmek de mümkün değildir. Bunu itiraf edelim. Ee, yani her ne kadar Bakın yani mesela işte biraz sonra eğer inşallah başlayabilirsek olmazsa diğer derslerde bütün sıfatları teker teker ele alıp e, akli ve nakli delillerini konuşacağız. Bunu vaat etmiştik zaten sıfatlara başlarken. Ancak orada şunu söyleyeceğiz. Her ne kadar mesela ilim sıfatının bir tanımı olsa da e, yapılan tanımın asla haddi tam olmadığı e, zira sıfatların, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarının hakikatini, mahiyetini tam anlamıyla bilemeyeceğimizi, dolayısıyla sıfatlara yapılan tanımların aslında resimden ibaret olduğu, yani resmi tam veya resmi nakıs seviyesinde bir tanım kuvvetine sahip olduğunu itiraf edeceğiz. Zaten kelam uleması da bunu itiraf etmiştir. Dolayısıyla semi ve basar sıfatlarının keşif ve ihata ifade ettiğini bildikten sonra, yani acaba işin hakikati nedir? Yani zaten Allah Celle Celaluhu ilim sıfatıyla her şeyi keşfetmiştir. Semi sıfatıyla keşfetmiş olduğu şeyleri tekrar keşfettiğinde nasıl ziyade bir keşif ve ihata, nasıl ziyade bir keşif ve ihata semi ve basar ile elde edilir? Sorusuna yani kesinlikli bir şekilde yani olayı tam anlamıyla açıklayacak bir cevap vermek ne bugün bizim için ne de dün geçmiş selef için mümkün değildir. Çünkü hakikatine zaten vakıf olamıyoruz. Ancak yani şahitte olan olaydan vermiş olduğumuz misalle en azından bir takrib, zihinlerin takribi söz konusu olabilir. Şurada bir fark var. İlim sıfatı biraz önce söylemiş olduğum gibi e, malumatın tamamıyla yani vacip olanlar, muhal olanlar ve mümkün olanların tamamıyla taluk edebilirdi. semi ve basar sıfatları ise ilim sıfatında olduğu gibi e, vacip yani caizle taluk edecekler. Caizle taluk edecekler. E, vaciple talukların noktasında bir e, ihtilaf söz konusu. Basar sıfatının vaciple olan taluku Şuraya ayrı yazmak gerekirse. Basar sıfatının vaciple talukunun tahluk, var olduğunu hemen hemen bütün kelamcı söylemiştir. Bu şekilde bir takdirde bulunmuştur. Ancak semi sıfatının vaciple taluku var mıdır, yok mudur? Burada bir ihtilafın var olduğunu söylememiz gerekir. Yani semi sıfatının ve Basar sıfatının vaciple taluk en başta ne demektir? İlim de olduğu gibi ilim sıfatının vaciple taluk Allah Celle Celaluhu'nun zatını ve sıfatlarını bilmesiydi işte muhalle taluku, muhalle muhal olduğu hal üzere mümkünatı, mümkünatı bütün detayıyla bilmesiydi. Keşfetmesi ve ihata etmesiydi. Semih sıfatının da veya basar sıfatının da vaciple taluku Allah Celle Celaluhu'nun zatını keşfetmesi tabi ilmin keşfinin dışında bir keşifle keşfetmesi demektir. Yani Allah Celle Celaluhu aslında amiyana bir tabir kullanacaksak, kullanacaksak zatını görmüştür. Zatını. Allah Celle Celaluhu zatını görmüştür. Peki Allah Celle Celaluhu zatını duymuş mudur? işitmiş midir? Burada bir ihtilafın var olduğunu söyleyebiliriz. Kelam ulemasından bir kısmı evet derken diğer bir kısmı da zatının işitilmediğini yani kendisinin semi sıfatıyla zatını işitmediğini söylüyor. Tabi işitmek derken yani üstüne basa basa söylüyorum. Zaten semi ve basal sıfatların teker teker ele aldığımızda özellikle yine değineceğiz. yani bu bu hissi bir e, işitmek veya görmek değildir. Yani zaten önceki dersleri takip edenler için bunun anlaşılması gayet açık ancak buradan derse e, e, takip etmeye başlayan olursa hissi bir işitme ve görme değildir. Zira hissi bir işitme ve görme cismiyeti gerektirir. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun cismiyetten münezzeh olduğunu daha evvelki derslerimizde ve oturumlarda anlatmıştık. Ee, peki caizle olan taluku? Allah Celle Celaluhu'nun semi ve basar sıfatlarının caizle yani mümkünatla taluku vardır. Allah Celle Celaluhu şu anda bizi görüyor, şu anda bizi duyuyor demektir. Muhalle taluku? Muhal zaten... Ee, Vacip de yani şuraya bir ihtilaf olduğu için almış oldum. Muhalla bir talukunun olmadığını zaten hemen anlayacaksınız. Zira muhal zaten var olamayan zatından dolayı var olamayan demektir. Var olamayan şey basari bir keşifle keşfe veya semi bir keşifle keşfe mahal olamayacaktır. Dolayısıyla muhalle bir taluku yoktur. Peki diğer haysiyetli acaba semi ve basar sıfatlarının suluhi kadim, tencizi kadim ve tencizi hadis talukları söz konusu mudur? Ee, Allah Celle Celaluhu ezelde kendisini gördüyse, öyleyse basar sıfatının suluhi kadim talukunun olması gerekir. Ee, görme olayının fiili olarak gerçekleşmesinden dolayı tencizi kadim talukunun da olması gerekir. Ayrıca Allah Celle Celaluhu şu anda, caizlerle taluk ettiği için şu anda var olan mümkünat daha evvelden ve gelecekte var olan mümkünatı da göreceğinden dolayı tencizi hadis taluku da vardır. Peki semi sıfatı için şuraya vacip yazalım. Vaciple taluku soru işareti koyalım. Semi sıfatının suluhi kadim yani Allah Celle Celaluhu'nun ezelde e, semi sıfatı ile keşfetmeye, duyabilmeye elverişli olması suluh kadimi tabii ki vardır. E, tencizi kadimi peki yani e, ezelde duymaya elverişliliği gerçekleşmiş midir fiili olarak e, kadim ezelde? Burasının ihtilaflı olduğunu söylemiştik. E, yani kendisini işitti diyenler için burası evet olacak işitmedi diyenler için hayır olacak. Burayla alakalı Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatını özel olarak tekrar konuştuğumuzda, yani birazdan taluktan konuşacağız ama kelam sıfatının neliğini konuştuğumuzda orada kelami nefsi ve kelami lafsi arasındaki farkı konuştuğumuzda, ee, kelami nefsi acaba işitilir mi, işitilmez mi? Eşari ve matürdiler arasında var olan bir ihtilafı ele alacağız. Orada belki inşallah e, hatırlarsak burayla bir bağlantı kurabiliriz. Zira kelami nefsi işitilir diyenler için e, semi sıfatının tencizi kadim taluku var olacak. Yani Allah Celle Celaluhu ezelde kelami nefsisini işitmiştir diyebileceğiz. Dolayısıyla buraya vardır diyeceğiz tencizi kadim. Ancak kelami nefsi işitilmez diyenler içinse genelde maturidi gelenek tencizi kadimin e, olmadığını söylemek durumunda kalacağız semi sıfat adına. Bir de e, tencizi hadis. Bir taluku söz konusu mudur? Semi sıfatının? E tabii ki söz konusudur. Allah Celle Celaluhu şu anda e, bizi işitiyor. Allah Celle Celaluhu'nun semi sıfatı şu anda bizimle taluk ediyor. E, bir de semi ve basa sıfatlarıyla alakalı farklı bir anlatım olarak e, bazı kelam kitaplarında var olan bir şeye de değinmek isterim. Semi ve basa her ne kadar bizim için yani işitmek ve görmek manalarına gelse de dolayısıyla semi sıfatının keşfi e, mesmuat ile basar sıfatının keşfi de mubsarat ile taluk eder gibi bir e, vehim aslında demek buna doğru olmayacak. E, çünkü zaten yani aslı itibariyle kelimeler bunlara bunlar için vaz edilmiş ve kullanılmış ancak. Yani şahide e, nazar ederek bu şekilde anlayacağız ve diyeceğiz ki semi sıfatı mesmuat basar sıfatıyla basar sıfatı da mubsarat ile talük eder diyeceğiz. Ancak semi sıfatı keşif olma sahiyetiyle e, talük vecihinin gerek mesmuat gerek mubsarat her şeyle talük ettiğini basar sıfatının da keşif olması yine haysiyetiyle gerek mubsarat gerek mesmuat her şeyle taluk ettiğini yani malumat ile taluk ettiğini söyleyen kelam ulemasında var olduğunu söyleyelim. Yani Allah Celle Celaluhu bizim sesimizi görür. Bizim cisimlerimizi gördüğü gibi. Semi sıfatı tarafından baktığımızda ise Allah Celle Celaluhu bizim seslerimizi duyduğu gibi bizim cisimlerimizi de duyar. Yani işte burada zaten semi ve basar sıfatlarının bizim anladığımız haysiyetlerden farklı bir mahiyete ve hakikate sahip olduğu aslında anlaşılabiliyor. Ayrıca yani keşif ve ihata olan ilimden ayrıştığı diğer nokta da işte mesela muhalle olan taluku ilmin semi ve basarın muhalle bir taallukunun olamayışı. Vacip olan taluku ancak işte eğer semi sıfatı taluk etmemiş diyeceksek semi sıfatı için var olmayan bir taluk. Dolayısıyla ilimle taluk sahası ICT ile bir mukabele edildiğinde ilim sıfatından daha da daha dar bir e, taluk sahasının olduğunu anlamış oluyoruz semiy ve basar sıfatlarına. Aslında semiy ve basar sıfatlarında e, aslında yani gerçi onları teker teker konuştuğumuzda değinmek daha doğru olacak ancak. Hatırlarsanız ilk derslerde bazı sıfatların ve kelami bazı hakikatlerin ancak akılla ispat edilebileceği, nakille ispat edildiğinde bir devir gerekçeğini söylemiştik. Orayı kaçıran varsa mutlaka oraya dönmeli. Bu çünkü yani kelami meselelerin anlaşılması ve zihinde bir yapının oluşması adına olmazsa olmaz bir nokta. Tam kaçıncı derste olduğunu bilemiyorum ama ilk derslerde sanırım. Belki ilk derstedir, belki iki bazı meselelerin de semi, semi delillerle, ayet ve hadislerle temellendirilebileceği ve ispat edilebileceğini, bu durumda bir devrin gerekmeyeceğini söylemiştik. Semi ve basar sıfatlarının o zaman hatırlarsanız temellendirilmesi, delillendirilmesi, yani Allah Celle Celaluhu'nun semi olduğunun ispatı, basir olduğunun ispatı, semi delillerle, yani Kur'an'dan ve hadisten alacağımız, istimdat edeceğimiz delillerle ispat edilebilir demiştik. İspat edilir zaten demiştik. Yani hatta belki şunu da söyleyebiliriz. Aslında bunu söylememize cesaret verecek bazı kelamcıların davranışları da var, tutumları da var. Eğer Semiyo, Basar sıfatları Nas'lar da varit olmasaydı, Zaten biz Allah Celle Celaluhu'na semi ve basar sıfatlarını ispat etmezdik. Etme ihtiyacı duymazdık. Yani zira Allah Celle Celaluhu ilim sıfatıyla bütün malumatı keşfetti, bütün malumatı bildi. Yani vacibatı bildiği gibi mümkünat ve muhalatı da bildi. Yani bilmek sem'i bir şekilde veya basarî bir şekilde bilmenin daha üstünde hepsine şamil bir bilmektir aslında. Yani Allah Celle Celaluhu benim sesimi de bildi. Ee, işte yani tahtanın görüntüsünü de bildi. Ee, ve bizim bilemediğimiz bütün detayları da gelmiş geçmiş bildi. Kendisini ve sıfatlarını bildiği gibi muhalleri de bildiği gibi. Ee, yani bu haysiyetle öyleyse semiyor basar sıfatlarının bir daha ispatına ne gerek var? Yani zira zaten ilim sıfatıyla semi ve basar sıfatlarının talukları aslında ifade edilmiş oldu gibi bir sorunun gelmesi gayet muhtemel. Haklı da aslında. Bunun tek cevabı Allah Celle Celaluhu'nun kendisini semi ve basır diye vasıflamasıdır. Tek cevabı. Allah Celle Celaluhu kendisine semi ve basar diye iki tane sıfat ispat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ondan dolayı biz ispat ediyoruz. Zaten kelamcılardan İbnül Humam gibi mesela Semi ve basar sıfatlarını aslında ilim sıfatına irca eden, ilim sıfatının, mesela Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatının benim şu anki sesimle taallukuna, o taallukun ismine, yani itibar, gerçekten var değil, itibar olan taalluka, semi, işte görüntümüzle taalluk eden ilim sıfatının taallukuna da basar taalluku diyerek, ilim sıfatının talukları kılmışlardır. İki farklı vücudi sıfat olarak kıl kılmamışlardır. Ee, ancak yani e, kelam ulemasının cumhuru, yani belki cumhur kelimesi bile buna e, e, kifayetsiz kalabilir. Çok çok kahir ekseriyeti e, semi basar sıfatlarını ispat etmişlerdir. Zira Allah Celle Celaluhu kendisine ispat ediyor. Yani şöyle bir e, aslında itiraz da geliyor zihne dolayısıyla. Yani e, akli delille ispat edenler için aslında bu itiraz daha çok gelir. Yani semi ve basar sıfatlarıyla Allah vasıflanmalıdır. Çünkü semin zıttı, basarın zıttı veya bunların nakizi olan la semi ve la basir, Allah Celle Celaluhu'nun duyamaması ve görememesi e, noksanlıktır. E, görememek ve duyamamak noksanlık olduğu için onların mukabili olan, zıttı olan görmek ve duymak, Kamildir. Öyleyse Allah Celle Celaluhu'na semi ve basar ispat edilmelidir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün kemalat ile muttasıftır. Gibi bir akli delil ve argüman ile semi ve basar sıfatlarını ispata çalışanlara şöyle bir itiraz geliyor. Yani bir kimsenin tat alabilmesi kemal, tat alamaması ise hastalık olarak değerlendirilir insanlarda. Yani eğer bir kimse tat alamıyorsa o rahatsızdır. Yediğinin içtiğinin tadını alabiliyorsa... O selim bir e, duyuya sahip demektir Veya hissedebilmek Soğuğu e, işte sıcaktan ayırabilecek bir hisse sahip olmak e, kemalken Bunun mukabili ve zıttı karşıtı ise e, Noksanlıktır e, Veya koku alabilmek Yani bir kimsenin bir gülü kokladığında Onun kokusunu alabilmesi e, Veya farklı bir çiçeği kokladığında Onun kokusunu alabilmesi Ve birbiri arasında bir ayr, e, ayrım yapabilmesi Kemal sıfatken Bunu yapamaması koku alamaması, bütün kokuların ona aslında eşit seviyede gelmesi bir noksanlıktır. Öyleyse aynı semi ve basarın karşıtının noksanlık olduğu gibi bunların da karşıtı noksanlıksa bunların da Allah'a sıfat olarak ispat edilmesi gerekir. Allah'ın şem diye bir şeyin olması gerekir öyleyse. Sıfatının olması gerekir. Bir, bu, bu tarz bir itirazın gelmesi gayet muhtemel ki zaten geliyor. Ancak bunu, bu iki sıfatı akli delillerle değil de Hakk'a söyleyerek bunlar sem'i delillerle ispat edilir. E, Kur'an'da ve sünnette de şem gibi, işte hissetmek gibi e, vasıflar Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine nispet edilmemiştir. Öyleyse tevakkuf ederiz ve bunları biz nispet etmeyiz. E, zira sem'i delillere mutaakkıftır bu sıfatlar diyerek e, göğüsleyebilirler bu itirazı. Ancak mesela İmam Bakillani'ye nispet edilen, İmam Bakillani'nin idrak diye bir sıfat ispatı var, idrak. İdrak sıfatıyla e, semi ve Basar dışındaki diğer üç bizde olan duyunun, yani duysal anlamda değil tabii Allah'ın şanına layık anlamda, e, idrak sıfatıyla Allah Celle Celaluhu'na bir nispetinin, e, Allah'ın bu sıfatlarla muttasıf olduğunun e, söylemi var, bir nispeti var İmam Bakillani'ye. Ancak tabii bu özellikle mutaakir ulema tarafından, en azından İmam Senusi tarafından ve diğer mutaakir ulemanın birçoğu tarafından eleştirilen bir tavır. Bu tavır. Evet. Kelam sıfatı Kelam sıfatının taalluk vecihi Semih ve Basar'da keşifti. Kelam sıfatında ise delalettir. Evet. Delalet. Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı vaciple acaba taluk edebilir mi? Caizde ve muhalle. Aslında evet, Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatının vaciple, caizde ve muhalle taluk ettiği çok açık. Zira Allah Celle Celaluhu'nun vacibi de, caizi de, muhalli de ee, inzal buyurmuş olduğu ayet-i kerimelerde Kur'an'da bunlardan haber verdi ve bunlara bir takım işaretlerde bulundu. Yani mesela e, vaciple alakalı Allah Celle Celaluhu e, kendisinin varlığını ve sıfatlarının varlığını Kur'an'da e, insanlara buyurdu. Kendisinin var olduğunu haber etti. E, caizle Allah Celle Celaluhu alemden, semavattan, e, arzdan, yeryüzünden, insanlardan bahsederek e, mümkünat ile, caizler ile de kelam sıfatı taalluk etti. Yani kelam sıfatıyla onlara da delalet etti. Onlardan da haber verdi. Muhallerle de levkâne fîhime âliyetun illallah lefesedetâ gibi âlihe derken aslında varlığı muhal olan Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki ilahlarla da taalluku söz konusu. Eee Öyleyse kelam sıfatının taluk e, taalluk vecihi delalet olan kelam sıfatının vacip, caiz ve muhallerle taalluku söz konusu. Peki kelam sıfatının acaba suluhi kadim, tencizi kadim ve tencizi hadis taallukları var mıdır? Suluhi kadim taalluku evet Allah celle celaluhu ezelde e, mütekellim olmaya elverişlidir. Öyleyse suluhi kadimi vardır. Tencizi kadimi var mıdır? Yani elverişli olduğu da Allah Celle Celaluhu ezelde fiili anlamda. peki bir kelam da buyur, bu, 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 bulundu mu? Evet. Allah Celle Celaluhu'nun tencizi kadim taluku da vardır. Tencizi hadis taluku da biz var olduktan sonra bize yapmış olduğu emir ve nehirlerin bizimle olan taluku bana birazdan işte ne bileyim ikindi namazının e, 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 vakti girdiğinde benimle ezeli olan e, emrinin taalluku Ramazan ayı girdiğinde ezeli olan o emrin benimle hadis olan benimle taalluku tencizi hadis o emirlerin kadim olması haysiyetiyle de tencizi kadim yönü vardır. E, ancak tabii ki bu yine kelam sıfatını özelde konuşurken teker teker ele alacağız ancak yani e, kelam sıfatının delaletinin farklı farklı haysiyetlerle ...var olduğunu görüyoruz. Bazen işte yani Allah Celle Celaluhu... ...vaatte bulunabiliyor, vaitte bulunabiliyor... ...bir haber verebiliyor. Ee, var olacak yani olan hadiselerden haber verebiliyor. Ama bir de bunun dışında Allah Celle Celaluhu'nun... ...emir ve nehileri var. Emir ve nehiler Allah Celle Celaluhu katında... ...kelam e, emir, nehi, vaat, vaid olarak tenevvü etmez. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı tektir. Ancak bunların bizimle olan taalluku haysiyetiyle vaat, vaid ve haber gibi bir takım isimlerle tesmiyesi söz konusudur. Emir ve nehi ise eğer emir ve nehi için Me'murun bih ve menhiyin anhun olması Namazla emrolunacak olan benim var olmam işte zinadan nehi edilinecek olan insanın var olması Şayet şartsa emirin ve nehin var olması için Emir ve nehi ben var olduktan sonra tencizi hadis benimle taluk etmesi sayesiyetiyle benim varlığımdan önce de suluhi kadim olarak bir taluku olacak. Tencizi kadim bir taluku olmayacak diye bir taksime giden mutahhir bazı kelamcıları da görürsünüz. Evet, böylelikle talukları noktalamış oluyoruz. Bunlarla alakalı inşallah belki ileride yine yani daha detaylı bir ders söz konusu. Zira yani biz sadece yani icmali bir anlatımda bulunmuş olduk. Yani sıfatlar, sıfatların taluk meseleleri gerçekten kelam kitaplarında ele alınan en derin ve en önemli meselelerden birisi. Bundan sonra inşallah kudret sıfatından başlayarak kudret sıfatının Allah Celle Celaluhu ile Allah'ın kudret sıfatıyla vasıflanmasının vücubunu iddia eden bir Müslüman olarak benim niçin Allah Celle Celaluhu'nun kudret sıfatı olmalıdır? Niye ilim sıfatı olmalıdır? Niye irade sıfatı olmalıdır? gibi aynı selvi sıfatlarda yaptığımız tarzda Allah Celle Celaluhu niye kadim olmalıdır? Kıdeminin ispatı nedir? Bekasının ispatı nedir? Cisim olmadığının, cevher olmadığının ispatı nedir? Vahdaniyetin ispatı nedir? gibi meseleleri ele aldığımız gibi akli delillerle, daha sonra sem'i delillerle burada mani sıfatlarda da aynı tarzda bir ilerleyişte bulunacağız. En başta inşallah kudret sıfatı Allah Celle Celaluhu niçin kadirdir? Niye kudret sıfatıyla vasıflanmalıdır bana göre? Bunun akli anlamda altının doldurulmasını kelam kitaplarından istimdat ederek yapmaya çalışacağız. Bir kadirli imkan. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.